Herkese merhabalar. YouTube için herhalde en ama en verimsiz haftayı geçirdim diyebilirim gerçekten. Çünkü normalde biliyorsunuz hani haftada her gün video atamasak da sık sık video atmaya çalışıyorduk. Fakat sadece iki tane video geldi. Onu geçin. Şöyle hani haftalık vlog çekiyordum. Haftalık vlog için hiç ama hiçbir şey çekemedim. Sadece böyle şey çekmişim. İşte bu kahveyle bir başlangıç çekmişim. Onu da ne zaman çektim? Salı ya da çarşamba günü olması gerekiyor. Öyle bir çektim. Ondan sonra yine hiçbir şey çekmemişim. Yarın pazar. Her haftada atmaya çalışıyorum düzenli olarak. Yani bu seriyi bozmak istemiyorum. O yüzden dedim ki hani bir günlük de olsa bir video çek. Otur artık hani kameranın karşısında şu motivasyonu bul. Ya bazen böyle gerçekten hani insanda motivasyon kaçmak değil de böyle şey oluyor. Birincisi zaten hani aynı şeyleri çekmek istemediğim için oluyor. Bir de bu hafta yoğun da bir haftaydı. Böyle ne Feyyaz'ın ne benim canım hiçbir şey yapmak istemedi. YouTube açısından. Bugün bir tane video yükledik az önce. O da KPSS atanma sürecimizde işte geçirdiğimiz süreci, neler yaptık vesaire, çok güzel bir video oldu. Gerçekten uzun bir video ama gerçekten güzel bir video oldu. Onu paylaştık. Az önce o paylaşıldı. Ben de dedim ki Adal Sunur sen bir kalk artık videoya başla. Ne Feyyaz bu hafta böyle kanal için hani bir şeyler yapabildi, ne ben yapabildim. İkimiz de biraz böyle işlerimizle uğraştık. Akşam gelince de ikimiz de böyle bayağı bir yorgunduk açıkçası. O yüzden hiç video editi falan olmadı yani. Ve aslında bugün falan böyle sınav kağıdı hazırlamam gerekiyor. Çünkü MEB'ten ani bir yazı geldi. Dediler ki ayın 30'una kadar bütün sınavları bitirmeniz gerekiyor. Bakalım hayra alamet mi aniden bitirin demesi, çünkü şey muhabbetleri hani okulların kapanma muhabbeti falan dolanıyor. Bakalım böyle okullar yine kapanabilir, Ramazan'da tam kapanmaya gidebilir tarzında muhabbetler dolanıyor. Göreceğiz yani neler olacak ama şimdi işte sınav falan hazırlamaya çalışıyorum. Onun haricinde kahve içmeye çalışıyorum. O baştaki kahve başka güne aitti bu arada. Bugün yine farklı bir kahve içiyorum. Neyse. Az önce de iki tane kargo geldi. Böyle tam makyaj yapıyordum. Tam rimelimi sürecektim. Dedim ki rimel sürme. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Ben bu nişan döneminde böyle işte hem Batman'a geleceğiz diye biraz yeni bir şeyler, alışverişler yapmıştık. İşte hem rimeldir, makyaj malzemesidir, kıyafettir vesaire. Sonra ben rimel almıştım oradan ama o rimeli bir türlü kullanmadım. Trendyol üzerinden almıştım rimeli. Geçenlerde dedim bir açayım bakayım. Rimelin içindeki sopa şeyi, bu fırçası kırık. Başka fırça sokmaya çalışıyorum. Diğer fırça olduğu için tabii ki o da çok girmiyor böyle. Hani sanki kuru gibi. Böyle bir
dandik bir saçma bakalım. Amazon'dan aldım bu sefer. Nasıl gelecek? Aynı yine şeyi aldım. Çünkü çok merak ediyordum ben o rimeli. Amazon hemen 1,5 günde getiriyor. Bir de birkaç alışveriş daha yaptım. Onları da göstereyim size. Bunları direkt yine dezenfekte ettim biliyorsunuz. Lysol'le. Ya da Domestos'un falan da varmış ama herkes Lysol'unki daha iyi diyor. Bilmiyorum. Domestos'unkini de alabilirim bazen. Hani fiyat daha uygun olduğu için. Bakacağız bakalım. Evet, neler aldığıma geçecek olursak. Rimmel'den aldım. Bu Maybelline Lash Sensational maskarası. Bakalım birlikte deneriz. Çünkü diğer maskaram benim çok kaliteli bir maskara ve günlük kullanırken onu kullanmak istemedim. Aslında bunu da günlük kullanmayacağım çok fazla. Evdeyken makyaj yapmıyorum ama hani okula giderken vesaire. O hepten waterproof, yani gerek yok diye düşündüm. O yüzden bunu kullanırım diye düşündüm. Bir de olmazsa olmazım dudak balmlarım. Amazon'da çok güzel bir indirim vardı. Bu dudak balmları 12 liraya falan denk geldi böyle. Normalde bunlar çok çok daha pahalı oluyor. Kim ne tutturursa ama 12 lira falan, 11 lira falan olan var. Bir tanesi Nivea'nın vanilyalı ve doğal yağlar içeren dudak bakım kremi. Bir diğeri Matte Repair. Matte Repair gerçekten çok güzel. Matte Repair 24 saat nem diyor. Yani hepsinin öyle özelliği de var. Matte Repair bayağı bir güzel. Bunu daha denemedim daha önce. Shea yağı ve doğal yağları içeren bir dudak balmı. Bakalım bunu deneyeceğim sizinle birlikte. Şu an gözlerimde hiçbir şekilde rimel yok. İnşallah bunun sopası mopası normaldir. Ya sanki diğeri böyle çakma gibi miydi? Ben anlamadım ya. Evet, bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu sağlam. Şöyle bir fırçası var, göstereyim mi size de hemen. Daha önce var mı bu maskarayı böyle kullanan, memnun olan? Bayağı ben bunun popülerliğini duydum. O yüzden bir denemek istedim. Almışken ben çok böyle kalitesiz maskara almak istemiyorum. Çünkü önceden böyle 20-30-20 yani 10-15-20 liraya da maskara kullanıyordum. Hani günlük kullanırım diye. Ama onlar benim kirpiklerimde bir kaşınmaya sebebiyet veriyordu. Aşırı bir şekilde böyle gözlerimi kaşıyordum falan. Bu da çok rahatsız edici. O yüzden dedim ki biraz almışken kaliteli al. O gözlerini kaşıyıp kaşıyıp durma. Gelin deneyelim banyoda. Bu arada camların pisliği bilmiyorum görünüyor mu? Sanki çamur yağıyor ya. Gerçekten böyle bir pislik yok. Aşırı pislendi. Hiçbir şey yoktu. Şu son birkaç gündür hava yağmurlu. Aşırı bir şekilde pisleniyor. Arabalar da böyle yani. İğrenç bir şekilde sanki çamur yağıyor gibi. Göstereyim bakın biraz daha detay. Bakar mısınız camların geldiği hale? Bunlar temizdi ve şu an böyle çok kötü bir şekilde pislendi. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum tam da. Bu daha önce almış olduğum şöyle. Bu daha önce almış olduğum maskara. Bakın şu şekilde geldi. Böyle. Kırık. Yani bunun ne yapabilirim acaba bilmiyorum. Yani geri gönderemem çünkü Ağustos ayında falan almıştım. O zaman kontrol etmedim lazım değil diye. Böyle oldu yani. İçerisini nasıl çıkarırım artık bilmiyorum. İçindeki şey çıkar mı çıkmaz mı? Yani şöyle bir takılma da yok, gayet kapanıyor. Bu da yenisi. Bu waterproofmuş. Ama bu kadar renk farkı var mı bunlarda? Acaba diyorum ki hani sahte mi gönderdiler? Gerçekten bilmiyorum yani. Bu mesela gayet güzel. Bakalım şimdi fırçasını deneyelim birlikte. Şimdi size bir rimelli, bir de rimelsiz hali gösteriyorum. Şöyle. Bakın etkisini görebilirsiniz. Şöyle yandan bakayım da nasıl gösterir bilmiyorum ama bu da rimelsiz hali. Şimdi buna da süreceğim. Çok beğendim fırçasını. Gerçekten çok güzel. İki katta yaptı ama şu an kameraya bakarak sürmek çok zor. Bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi rimel bayağı bir fark ediyor. Ben bilmiyorum, beğendim rimeli. Güzeldi. Amazon'dan aldım. Amazon gerçekten bu açıdan iyi yani. Hemen 1,5 günde falan gönderdi yani. Dün akşam, dün değil ondan önceki akşam böyle gece hatta 2 falandı yani sipariş verdiğimizde öyle. Bugün sabah hemen ulaştı elimize. Böyle bir durum var. Bu arada bakın farklı bir küpe taktım. Genelde videolarıma şey diyorlar. O kırmızı küpeleri herhalde hiç çıkarmayacaksın. Çok sevdin. Başka küpe yoksa biz sana alalım gibisinden. Ya şöyle bir durum var. Ben Batman'a gelirken çok fazla küpe getirmedim. Yani sayılıdır. 4 tane falan belki küpem vardır. Bir griler var. Bir şu an Sümeyra'nın almış olduğu kırmızı küpe var. Onun yuvarlak aldığı küpe var. Bu küpe var. Bir tane daha küpe var sanırsam. Yani küpem yok burada. Bursa'da dolu küpem var. Yaza gidince hepsini
getireceğim. Seneye farklı farklı takarım. Bir de şöyle elimin altında ne varsa onu takıyorum açıkçası. Aa hadi şu küpeyi takayım diye düşünmüyorum. Bunlar böyle kutudaydı. O yüzden dedim ki hadi bugün bunları tak, böyle biraz değişiklik olsun küpe ve kolye. Yani öyle bir durum oldu yani, anlayacağınız. Belki bir videoda da şey yaparız diye düşündüm. Sosyopix albümü var bende. Bu bizim istemenin olduğu, fotoğrafların olmuş olduğu albüm ama hani zaten dolu değil bu albüm. Böyle istemeden itibaren başlıyor. Şuradan itibaren bitiyor. Bu sayfalar falan hep boş. O yüzden ben içerisinde nişan fotoğraflarını da çıkartmıştım. Nişan fotoğraflarını böyle şöyle göstereyim bir kutunun içerisine. Nişan fotoğraflarının olduğu fotoğraflar var. Ondan sonra nikahtan fotoğraflar var. Hem böyle çıkarttım. Favori fotoğraflarımdan size de göstereyim mi şöyle. Favori fotoğraflarımdan gecenin sonunda şöyle mahtaplarla poz vermiştik. Nişan videomuzu izlemeyenler şöyle aile pozları falan, böyle gece sonunda. Gece sonu fotoğrafları. Aslında bir sürü fotoğraf var. Sonra işte nikah fotoğrafları falan filan derken şöyle birkaç tane. Bunlar var. Bir de sonra ben bir de şurada bir sürü fotoğraf var. Bunlar da nişan fotoğrafı. Nişan fotoğraflarından bazıları. Artık polo kart çıkartmamayı düşünüyorum. Çünkü polo kartlarda gerçekten çok çok küçük çıktı fotoğraflar. Ve mesela şu fotoğrafla şunlara bakınca böyle bu çok çok daha güzel oluyor. Ama mesela böyle basit detayları, mesela nişanda giydiğim şöyle. Mesela işte nişanda giydiğim elbisenin fotoğrafı, işte ondan sonra dağıtmış olduğumuz hediyeliklerin fotoğrafı, işte pasta gibi gibi böyle şeylerin süsleri, hani bunlar küçük çıkabilir belki ama diğer şeyleri artık büyük çıkaracağım. Hani düğün ve kına için özellikle onları büyük çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilirsek bu yaz inşallah artık nasip olur, kısmet olur da yani yaparız. Neyse. Bunları falan böyle bir birlikte hem sohbet edip belki hem böyle birlikte böyle nişan, nikah, düğün detaylarından bahsettiğim, sizinle sohbet ettiğimiz hem de albüm düzenlediğimiz bir video nasıl olur sizce? Yani bir videonun içerisinde böyle çatır çutur hemen bunu düzenleyeyim mi, yoksa bununla ilgili ayrı bir video mu gelsin? Feyyaz diyor ki ayrı çekebilirsin istiyorsan, hani çok uzun olmasın diye. Ben de diyorum ki hani çok gereksiz mi olur acaba? Hani böyle ne bileyim. Aslında şeyden bahsedeceğim. Hani nişanda neyi nereden yaptık vesaire. Nişan sonrası görüşlerimi keşke yapmasaydık. İşte nikah keza öyle falan. Hani belki böyle bir video ister misiniz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de ona göre ilerlerim diye düşünüyorum. Bu albümleri de dün akşam çıkardım ama yok, bugün de yapmayacağım. Büyük ihtimalle pazartesi falan yaparım diye düşünüyorum artık. Minik keselerden de böyle arkadaşlarıma dağıtmıştım. Artık içerisine hani işte ne bileyim bir şey koyabilirler diye bir tane de kendime sakladım. Düğünde de böyle bir şeyler dağıtacağım. Bakalım, inşallah o aşamaları hep sizinle paylaşırım. Ben seviyorum böyle hediye vermeyi. Bilmiyorum, böyle şeyler güzel geliyor bana. Size önceki haftalık vloglarımda söylemiştim, böyle çok fazla gerçekten kitap okuyamıyorum son dönemlerde vesaire diye. Bu kitaba da çok uzun zaman önce başlayıp daha sonra böyle yarım bırakmıştım. Yani yarım bırakmak ne kelime? 30. sayfaya falan, 30 küsur adlara gelmiştim. Şimdi böyle bir kitap okudum. Biraz şu an 50. sayfadayım. Şöyle bir 15 sayfa falan okumuşum. Bu gerçekten çok güzel bir kitap. Yani bir psikiyatristin gizli defteri. Yaşamış olduğu anıları, şeyleri anlatıyor. Gerçek vakalardan oluşuyor. Sadece isimleri falan değiştirilmiş. O yüzden eğer bu tarz şeylere ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Zaten popüler kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı okuyordum. Sonra böyle bir sıkıldım yani. Böyle birazcık daha canım nasıl diyeyim,
daha bana iyi gelebilecek, hani modumu yükseltebilecek bir kitap okuyayım dedim. O yüzden böyle çok kısa, böyle hani çerezlik, daha keyif alabileceğim bir kitap okumuştum. Ondan sonra da hiç kitap okumadım. Bunda niye başladım yine? Çünkü Kırmızı Oda'ya başladım. Kırmızı Oda'ya başladım derken son 3 bölümünü izledim. Yani hani biliyorsunuz orada hikayeler değişiyor falan. Yani Kırmızı Oda'yı bir türlü izlememiştim. İşte bu o kadar çok artık hani bahsediliyor ki izleyin izleyin diye. Hani herkes izliyorsa dedim vardır bir bildiği. Feyyaz böyle çok uzun olduğu için dizileri izleyemiyor. Arada o da bana katılıyor. Çünkü hani bu mesleği gereği ilgisini çekiyor falan. Ama şimdi yeni gelen kişilerle o da izlemeye başlayacak. Devam edecek yani. O yüzden ben de son 3 bölümü izledim. Bu Nazlı, Sait ve Kumru'nun hikayesini izledim. Gerçekten güzeldi. Yani böyle bilmiyorum, gerçek şeyler olunca insanların vay be diyorsunuz, hani neler yaşamışlar. Ve o Kumru'nun hikayesinden sonra televizyonda çıkan o haber böyle beni etkiledi yani, bilmiyorum, kötüydü. O yüzden böyle dedim ki hani bir izleyeyim. Öyle yani, onu izliyorum böyle akşamları 1,5-2 saatte olsa, hani vaktim olduğu zaman öyle. O yüzden şuna da başlamak. Yani o tarz Kırmızı Oda tarzı şeyleri seviyorsanız böyle şeylerle ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi şu tırnaklarıma yine o şeyden yapacağım. Quick Manicure var ya, Mara'nın ürünü. Onlar yapacağım çünkü tırnaklarım felaket. Bayağıdan beri de oje sürmüyorum. Belki oje sürerim, bilmiyorum. Feyyaz da bir dışarı yemeğe mi gidelim dedi. Bakacağız. Şimdi seansı bitsin mi? Çıkınca konuşuruz yine. Feyyaz'la dışarı çıkma kararı aldık. Ziyade, değil mi? Ziyadeydi. Oraya kadar. Ziyade'ye gideceğiz. Aynen. Oraya kadar yürüyeceğiz bu arada. Bayağı bir yürüyeceğiz aslında bakıldığında. Oraları ayrı bir video çekebiliriz. Böyle Batman işte restoranlarına gittiğimizde biliyorsunuz böyle elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Ne kadar ödedik, nasıldı yemekler falan. Oranın videosu da ayrı gelecek. Vlog'a da birkaç bir şeyler çekerim yarın görmeniz açısından. Öyle bugün boş. Feyyaz'ın seansı bitti. Benim online dersim vesaire yok. Biraz yürüyüş yapalım. Aynen. Artık kilo veriyoruz da. Onlarla ilgili gerekli açıklamayı onları yapacağım. Yeni bir şeye başlıyorum. Onları konuşuruz zaten sonra. Yemek yedik, biraz yürüyüş yaptık falan. Onları hep böyle ayrı videolara çektik. Vloguma da yine 3-5 bir şey koyarım ama onlar ayrı video şeklinde gelecek haftaya. Çok güzel bir yemekti, gerçekten keyifliydi. Şimdi eve dönüyoruz yavaştan. Hava aşırı soğudu. Kamerada falan çekmekte zorluk yaşıyoruz gerçekten. Zaten şu an zor çekiyorum yani. Elim dondu gibi.
Bu vlogun için değil mi? Heh. Evet, bu vlog. Vlog da yarın. Aynen. Günü de geldi. Aynen. Yarın izleyeceksiniz. Haftaya da ziyade videosu falan gelecek. Çok güzel bir video oldu. Evet, eve giriyoruz şimdi. İyice bir üşüdükten sonra. Bu arada az önce sizlerle rimel denemiştim ya, rimel aktı ya. Çok böyle su gibi. Sevmedim çok. Demek ki bunu dışarıda kullanmayacağız. Ya da böyle ne bileyim, nemli mi? Niye öyle oldu? Daha önce bunu kullananlar varsa yorumlarını bekliyorum. Göstereceğim evde. Bayağı bir aktı hem de, değil mi? Az buz değil. Çok sürmüşsün. Ama hep öyle sürüyorum. Şu an bakın şu şekilde akıttı yani ve ben dışarıda bir de sildim gittiğimizde bir akıttı. Şimdi bir de bu da dönüşte olan. Bilmiyorum. Favorim hiç akıtma yapmayan şu. L'Oréal Paris'in Unlimited maskarası. Waterproof. Suya dayanıklı zaten. Hani akıtma yapmıyor ama yani bunun da bu kadar akıtma yapacağını düşünmedim. Neyse, bunu genelde böyle hani evde. Zaten o amaçla almıştım da. Yani bugün öyle deneyince dışarı çıkmak sonradan hani plan değiştiği için bu favorim. Gerçekten bu favorim yani. Çok çok güzel bir maskara ama bunlar çok pahalı. O yüzden günlük kullanmaya kıyamıyorum açıkçası. Her maskarayı böyle. Şimdilik şu bozuk olan. Evet. Şununla idare edeceğiz. Belki bunun şeyi alınabilir. Waterproof'u alınabilir. Çünkü çok güzel kirpikleri ayırıyor. Yani aslında şu çalışsaymış, şey olsaymış, kırık olmasaymış güzel olacakmış ama. Neyse, bakalım. Eve geldik dışarıdan. Sonra böyle bir dışarısı o kadar soğuktu ki böyle şey yapmaya başladık. Hani ısınmaya çalıştık açıkçası. Böyle bayağı bir şey oldum. Modum düştü üşüdüğümüz için falan böyle. Bir de bugün kandil falan. Kandiliniz de kutlu olsun. Böyle annemlerle falan konuştuk işte, anneannemlerle vesaire derken. Saat kaç oldu? Saat 9'u geçiyor şu an. O yüzden bir an önce dedim ki videonun editine başlayayım. Ondan sonra da birazcık keyif yapmak istiyorum. Çünkü yarın da yapmam gereken bir sürü iş var. Böyle her gün o kadar yoğun geçiyor ki ne yapacağımı hiç böyle şey yapamıyorum. Çok gerçekten çok yoruluyorum yani, bilmiyorum ve kendime vakit ayıramıyorum son zamanlarda. Birazcık böyle işte kitap okuyorum. Ondan sonra gün içerisinde yani. Ondan sonra ev işi yapıyorum. İşte kitap falan çok okuyamıyorum hatta. Onu bile görüyorsunuz zaten. Hani gündüz normalde dizi ve YouTube izlerdim. Onları bile izleyemiyorum. Anca artık böyle YouTube'u gece yatınca izliyorum. Gerçekten en büyük zevkim şu an gece yatınca YouTube izlemek. Böyle şey, böyle bir saat, bir buçuk saat YouTube'da geziniyorum. Genelde işte böyle gece yatınca falan video izliyorum. Dün akşam da yine video izledim. Şimdi size kanalı önereceğim. Sonra anlatırım. Bu hafta önereceğim kanalda arkadaşımın kanalı. Berra'nın kanalı. Üniversiteden arkadaşım. Zaten Berra, yani Berra'nın yeri bende ayrıdır. Hani biliyorsunuzdur. Belki bazı videolarımda sürekli bahsediyorum falan. Ayşe abla, Berra vesaire, doğum günü işte ondan sonra yılbaşı hediyeleşmelerimizde falan. Böyle muhabbetleri geçmiştir. Nişan zamanı falan filan. Neyse. Onun kanalı sonunda açtı. Aslında Berra'nın bir kanalı vardı Kıbrıs'tayken. Sonra o kanalı kapattı. Hatta ben hani sürekli ona aç. Yani beni de nasıl diyeyim, bu kanalı açmamda aslında hani biraz Berra'dan da ilham almıştım. Hani Berra açtı. Ya ben zaten böyle kanal açmak istiyordum ama hani böyle Berra da açınca böyle bir motive olmuştum açıkçası onun kanalı falan olunca. Ama sonra daha sonra kendisi kapattı. Ama ben ona diyordum ki hani kanal aç, niye kapattın falan filan. O hep böyle işte sonra açarım yapıyordu ve sonunda kanal açmış. Bir de bana söylememiş bir hafta. Teşekkür ederim. Neyse. Şimdi öyle kanalını onun dün akşam da video yayınlamış. Dün video yayınlamış ama ben gün içerisinde izleyemediğim için videoları gece izliyorum. Dün akşam da videosunu izledim. Dün akşamki videosuna bayıldım. Bence kanalındaki en güzel videolardan bir tanesi. Çok güzel böyle. Kendisi de farklı tarifler de deniyor. Vlogları var. Kitaplarla ilgili videolar falan var. Onun kanalını takip ederseniz sevinirim aslında. Çünkü
Yani çok yakın arkadaşım, o yüzden hani eğer ki benden takibe giderseniz aşağıya ona da böyle videolarına yorum yapıp hani benden gittiğinizi söylerseniz sevinirim. Orada da zaten onun videolarının yorumlarına da bakıyorum. Orada da görüşürüz. Kanalının linkini açıklama kısmına koyacağım. Kanal içeriğine baktığınızda da vlogları var. Ondan sonra biraz böyle işte bugün ne yedim videoları var. Çok seviyorum. Ki o hani benim bugün ne yedim videolarım gibi değil. Çünkü ben bugün ne yedim videolarını devam ettiremiyorum. O farklı tarifler de deniyor. O yüzden tam konuşurken hafıza kartı doldu. Allah'ım, bakalım saat 11'e falan böyle yetiştirmeye çalışıyorum videoyu. Hani biraz erken açayım ki en azından hani siz de görün istiyorum ama bilmiyorum yetiştirebilecek miyim, nasıl olacak, nasıl gidecek, göreceğiz bakalım. Kanalı söylüyordum yani, öyle kanalımı takip edebilirsiniz. Şey böyle Dali kedisi falan var, kedileri var aslında şu an. Onlarla falan çok güzel böyle sahneler oluşuyor, videoyu bitirişlerini falan bayılıyorum. Öyle onu da takip edebilirsiniz. Zaten arada paylaşırım size. Böyle zaten sevdiğim kanalları paylaşmayı seviyorum ama hani kendi arkadaşımın kanalı olunca tabii ki de paylaşacağım. Biraz daha böyle geçen hafta falan böyle bir paylaşmayı düşündüm ama sonra dedim ki hani kanalına biraz daha video gelsin. Siz de videoları görün. Biraz daha çeşitlilik olması açısından dedim önümüzdeki hafta paylaşayım. Yani bu haftadan için. Öyle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kanalının linki açıklama kısmında ya da şuraya kart olarak koyarım. Kartları biraz koymayı unutuyorum ama inşallah unutmam. Orada görürsünüz. Bu şekilde. Şimdi ben video editleyeceğim. Ondan sonra akşam bir cilt bakımımı yaparım. Artık yüzümü temizlerim. O zaman bir görüşürüz. Ondan sonra videonun sonuna eklerim ve kapatırım artık. Hatta favori videomdan başı çok hoşuma gitti. Böyle kahveli şeyleri başlangıçlar. Mutfakta olan başlangıçlar benim çok hoşuma gidiyor. Size de göstereyim. Şu an telif yemememiz gerekiyor. Evet, Beracığım burada ve Dali. Çok tatlı, kedisine bayılıyorum. Evet, böyle. Şöyle birazcık daha ilerleteyim. Telif yememek adıyla bu da Frida. Diğer kedileri. Ayşe ablamı da videolarda görmeyi bekliyorum. Şu an yok ama belki buradan beni duyuyorsa. İnşallah onu da görürüz ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Böyle yani. Videosunun kanalının linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz şöyle. Şu an telif yememek adına çok fazla maalesef gösteremiyorum. Ve videoyu izlerken o kadar şey oldum ki böyle. Çünkü hani o kadar çok ortak anımız var ki Kıbrıs falan böyle. Ah Kıbrıs canım, Kıbrıs. İnşallah böyle. İnşallah Berra'yla böyle birlikte de videolar çekebiliriz yakın zamanda. Belki düğüne gelebilirse o zaman böyle bir görüşürüz. Gerçekten çok özledim hepsini. Öyle ya. Üniversite arkadaşlıkları gerçekten bir böyle bir farklı oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani çocukluk arkadaşlıkları liseden çok o kadar benim olmadı. Bir kişi var. Bir iki kişi var çok görüştüm. Ama üniversite arkadaşlıkları biraz daha cidden hani daha farklı oluyor liseye göre bakıldığında. Öyle. Neyse şimdi video edit zamanı saat çünkü saat şu an 9:30 olmuş. Bazen işte ne bileyim insan canı video çekmek istemiyor. Ne bileyim işte bazen aynı şeyleri çektiğim için sıkılıyorum falan filan. Hani böyle her gün sürekli motivasyon bulamıyorsunuz video çekmek için gerçekten. Özellikle bir de uzun zamandan beri bunu yapınca bir ara kanala her gün video geliyordu. Ve bu hani ister istemez insanı biraz yıpratıcı bir süreç oluyor, yoruyor. Çünkü sonuçta hani YouTube yapmıyor. Yani YouTube benim bir işim değil. O yüzden normal bir işim var. Hobi olarak yaptığım bir şey olduğu için sadece bunu ben zevk aldığım zamanlarda yapmak istiyorum. Zaten o yüzden kanala bazen çok video geliyor, bazen canım istemiyorsa gelmiyor gibi bir durum oluyor. Böyle yani ama yine de tabii ki de elimden geldiğince pazar günlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Hafta içi de düzenli olarak videoları çekmeye çalışıyorum. Öyle birazcık modum düştü şu an. Artık videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.